Sayın Balcı, bu 5786 sayılı yasayla ilgili, nispi temsille ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Tabii bu nispi temsille ilgili bizim odalarımızın o yönetimin seçilmeleri, genel kurulları ile ilgili çıkarılan yasa bir siyasi karardı bence. Mevcut hükümetin ele geçirmeye çalıştığı sivil toplum örgütlerinin yönetimlerini söz geçiremediği sivil toplum kuruluşlarındaki yönetimleri ele geçirmek için çıkarmış olduğu bir yasa ilk bakışta böyle görülüyor. Ama bu çıktığı günden sonra uygulamaya geçti. Orada tek bir iyi şey gördüm ben. Tek bir iyi şey gördüm. Yönetimlerin görev yapanların 3 yıldan sonra bir daha da 2 dönemden sonra aday olmaması. Bence en doğru bu kanun içerisinde tek uygulanacak şey o. Ben bu sivil toplum kuruluşlarının görev alan meslektaşlarımızın en fazla 2 dönem, 3-6 yıl görevde kalmaları, 3. dönemin yeni bir arkadaşın göreve gelmesinden yanayım. Bu uygulamamı ben yıllardan beri bu meslekte, derneklerde ve başka sivil toplum kuruluşlarında uyguladım. O kanunun tek beğendiğim yanı o. Diğer yönünde siyasi bir amaçla çıkarıldığı için çok tavsiye etmiyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde gelecek hükümetler bu konuyu el atar. Bizim de talebimiz ve isteğimiz doğrultusunda odalarımızdaki toplantılar sonucunda, birliklerdeki toplantılar sonucunda bize uygun yasayı tasarısını hazırlayarak meclise bizim meslektaşlarımız aracılığıyla vererek bu yasayı düzeltebiliriz ileride. Bu Kur'an ayeti değil. Sonuçta bir hükümet çıkardı. Yeni bir hükümet onu düzeltebilir. Ama dediğim gibi düzeltirse de tek değişmeyecek şey bu görevleri 2 dönemden fazla yapmamak. Peki siz bu yönetimde olmuş olsanız, diyelim ki birçok plan ve projeleriniz var, yapmak istedikleriniz var. 2 döneme sığdırabilir misiniz? Şimdi şöyle, 2 dönem 6 yıl sığdırılır. Sonuçta biz devleti yönetmiyoruz. Yani Türkiye'yi imar yapmıyoruz. Meslektaşlarımız sorunları madde madde çıkarırsınız. Sorunları alt alta koyarsınız. Bunların muhatapları, yasaları koyan meclis, hükümet, bakanlıklar, ilgili kuruluşlar, kamu kuruluşları. Bunları kamu kuruluşlarına aktarırsınız. Döneminiz kadar çalışmanızı yaparsınız. Hallettikleriniz diyelim 100 tane soru tespit ettiniz. 20 tanesini başardınız. Biz teşekkür ederiz o arkadaşa. Yeni gelen arkadaş kalan 80 tanesini devam ediyor. Bu şurada şunu sağlar. Bu çarkın organın, canlı organizmanın değişimini sağlar, canlı kalmasını sağlar. Sürekli 30 yıl TÜRMOP yönetimde kalmış bir yönetici, dernek başkanı hantallaştırır orayı, verim düşer. Sonuçta bu sosyal bir görev. Biz derneklerde bir ücret almıyoruz, odalarda da bir ücret gelirleri yok. Yani işi gücünü bırakıyor arkadaşlar, Zonguldak'a gidiyor. Oda yönetimi yapıyor Ereğli iki arkadaşımız. Dolayısıyla işinden, aşından, zamanından, ömründen bir şeyler verip mesleğin temsilcisi olarak görev yapıyorlar. Dolayısıyla ben 6 yılı hizmet yapmak isteyen için dolu dolu bir yıl olarak görüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir de bu bağımsız denetimle ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Evet, yani bu bağımsız denetim demin bahsettiğim olayla ilgili. Bu olayda da yine hükümet siyasi bir karar almıştır. TÜRMOP'u siyasi olarak kendine yakın görmediği için, TÜRMOP'la farklı düşündükleri için bağımsız denetimin de TÜRMOP'u bölmek ve TÜRMOP'u dağıtma adına böyle bir çalışma yapmıştır. Bu görünen köy kılavuz istemez. Herkes bunu görüyor. Ama ben yine iyi niyetle düşünmek istiyorum. Biz bu da meslektaşlarımız çok görev düşüyor. Üniversitelerin açtığı kurslara katılmaktansa, sarı öküzü teslim etmektense, sarı öküzü muhafaza edip birlik beraberlik içerisinde dayanışma göstererek, örgütlü mücadeleyle Maliye Bakanlığı'ndan bağımsız denetimin yasasına uygun davranmasını talep etmek lazım. Yasa diyor ki bağımsız denetim mali müşavirler tarafından yapılırsa mevcut mali müşavirlerin 90 yılından beri örgütlü ve Türkiye'de en iyi eğitim veren sivil toplum kuruluşu olduğu halde bunu hayata geçirmek lazım. Dolayısıyla biz bu noktada meslektaşlarımız TÜRMOP'a destek vererek
devlet, hükümetin bizi bölmesine izin vermemek gerekir. Bağımsız denetim için örgütlü mücadele etmemiz gerekiyor. Hükümetlere baskı yapmamız gerekiyor. Mesleğimiz adına, geleceğimiz adına. Bu bizim yapacağımız bir iştir. 30 yılımızı verdik. Mali müşavirlik yapıyoruz. Bağımsız denetiminde eğitimini aldık. Türkçe kanun eğitimini aldık. Bizden daha iyi yapacak bir kuruluş yok bunun. Biz bunu başarırız ama birliğimizi kaybetmememiz gerekiyor. Bu oyuna da meslektaşlarımız gelmemesi gerekiyor. Bu bağlamda meslek mensuplarına vereceğiniz böyle kısa ve öz mesaj nedir Sayın Malcı? TÜRMOP'da, TÜRMOP'un birliğinde mesleki dayanışmada, ortak menfaatlerimizde birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekir. Bağımsız denetim bir olayı, hükümetin bu olayı bir tezgahtır. Bizi bölme olayıdır. Birkaç arkadaş bu işi tevessül etmiş, eğitimlere katılmışlardır. Sonuçta yıllardır bu işte eğitimini almış, göz nuru dökerek, bu mesleği icra eden insanlar olarak ve yasanın özünde de bu bağımsız denetim, mali müşavirler yapar diyorsa o zaman bu TÜRMOP'un elinden alınmaması gerekir. Türkiye'de iddialı konuşuyorum, mesleki kuruluşların içerisinde en eğitimli ve eğitimi her gün güncel yaşamı haline getirmiş tek kuruluş TÜRMOP'tur. Bizim mali müşavirlerimiz yasa çıktıktan sonra kendilerini çok yenilemişlerdir. Teknolojiye ayak uydurmuşlardır. Bu dolayısıyla bizim meslektaşımız bu işi başarır. E-Devlet projesinin başarısı mali müşavirlerinde TÜRMOP'undur. O zaman bu bağımsız denetimde biz bunu başarılı yaparız. Ama tabii burada Avrupa Birliği'ndeki dış güçlerin etkileri var. Hükümetin etkisi var. Arkadaşlarımızdan isteğim birliği bozmamak, TÜRMOP'un mücadelesine destek vermek, bağımsız denetim mücadelesine destek vermek. Ben Ereğli'de dernek başkanı ve yönetim olarak bunu yapıyoruz. Bunu yapmaya da devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Son olarak değil de siz burada şube başkanlığını yürütürken karşılaşmış olduğunuz zorluklar var mıdır? Tabii en büyük zorluk zaman zorluğu. İşimiz dedim ya, biz Taşra'da sosyal işleri büyük özveriyle yapıyoruz. Yani dernek başkanlığının yönetimini. Küçük yerlerde bu mesleği icra etmek çok zor. Bizim Karadeniz'de 100 bin, merkez nüfusu 100 bin olan bir kent. Eskiden sanayi Erdemir'den dolayı canlı bir kentti. Ama Erdemir'in özelleşmesinden sonra ekonomisi, ulusal, küresel sermayenin de uzantılarının şehrimize gelmesi dolayısıyla mali müşavirlerin iş potansiyeli olan, yerli ticaret yapan esnafların azalmasından kaynaklanan bir ekonomik sıkıntı var Karadeniz'de. En büyük sıkıntımız zamanımızın yetmemesi, sosyal işlere zaman ayıramamamız. Çünkü gerçekten E-Devlet projesiyle devletin bize yüklediği yeni ek beyannameler, BSBA, yıllık bildirim gibi, şimdi yeni mizan gibi bilanço ilgili tablosun dışında onlarca ek külfet, TÜİK'in bizden şu anda İstatistik Kurumu'nun düzenli olarak sorunu bize yıktığı, cezaları çok ağırlaştırdığı birçok ek belge gibi, SSK Kurumu'nun bizden aldığı ek belgeler gibi birçok işimizden dolayı biz zaman bizim için çok önemli bir mefhum, kıymetli bir değerli varlığımız. Zaman ayırıp sosyal işleri yapamamak sıkıntı bu. Onun dışında meslektaş küçük yer olduğu için avantajları da var. Meslektaşlarımızla her an diyalog kurabiliyoruz. Alo dedik, 30 tane meslektaşımız bir araya gelebiliyor bir saat içerisinde. Ayda bir derneğimizde genel değerlendirme, sohbet toplantısı yaparak meslektaşlarımızın sorunlarını varsa, vergi dersi ilişkileri, sigorta kurumu ilişkileriyle ilgili sorunlarımızı alıyoruz. Bizim söyleyeceklerimiz varsa söylüyoruz. Ve bu şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz. Zorluk aşmak bizim işimiz. Biz mali müşaviriz. Ülkenin bütçesini, şirketlerin bütçesini, aile bütçemizi biz yapıyoruz. O zamanları ben sorun olarak görmüyorum. İnsanlar iyi niyetli, samimi olduğu sürece, hoşgörülü olduğu sürece, bütün soruları birlikte, birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece bütün soruları çözeceğine inanıyorum. Yeter ki sağlık sorunu olmasın. Teşekkür ediyorum Sayın Balca. Bizi böyle bir anda, böyle bir günde konuk ettiniz. Son olarak bizler de hasbelkader iktisadi danışma olarak 33 yıldır aranızdayız. Siz meslek mensuplarının sesi olmaya çalışıyoruz. Siz meslek mensuplarının
etkinliklerini, çalışmalarınızı dile getirmeye çalışıyoruz. Bizimle ilgili görüşleriniz nelerdir Sayın Bey? Tabii bunu her söyleşi yaptığımız meslek mesulüne soruyoruz. İktisat dayanışma mali müşavirlerden ayrı düşünmek doğru değil. Ben meslekte 28 yılım, siz 33 yılım bu mesleğin içindesiniz, benden eskisiniz. Dolayısıyla iktisat dayanışmanın meslektaşlarına çok büyük katkıları olmuştur. İnternet yayıncılığı olsun, kanunlar da konusunda olsun. Dedim ya, Türkiye'de kendini yenileyen tek meslek grubu mali müşavirlerdir. Bu konuda iktisadi dayanışmanın gerçekten bize çok katkısı olmuştur. Bu vesileyle tüm Türkiye'deki meslektaşlarımın da duyması açısından iktisadi dayanışmaya teşekkür ederiz. Bütün başkanlar bu toplantılarımızda, TÜRMOP'un bütün çalışmalarında aramızda görüyoruz. Kuşadası'na gittik, oradaydınız. Başkanlar Kurulu toplantısı Ankara'da oradaydınız. Edirne'de oradaydınız. Dolayısıyla hem bizim yayıncılık anlamında bize katkı sunuyorsunuz, hem de bizim sorunlarımızı kamuoyuyla paylaşma noktasında ciddi bir sorumluluk yüklenmiş durumdasınız. Bu noktada da ben tüm meslektaşlarım adına, Ereğli Derneği Şube Başkanı olarak buradaki meslektaşlarım adına size teşekkür ediyorum. Bu yayını bile işte arkadaşlara aktarmanız, meslektaşlara aktarmanız da bir sosyal proje anlamında sorumluluk çerçevesini düşünüyorum. Bu bile bir önemli bir olay. Başlangıç belki biz de olacak. İnşallah arkası devam eder. Dediğim gibi bize bugüne kadar vermiş olduğunuz katkıdan dolayı meslektaşlarımıza, mesleğimizin gelişmesi, yenilenmesi noktasında ve bizimle ilgili bütün haberleri Türkiye'ye aktarma noktasında verdiğiniz katkıdan dolayı hepinize teşekkür ederiz. Yaşamaya devam edeceğiz. Meslek olduğu sürece iktidar dayanışma inşallah yaşamımızın içerisinde olur diye düşünüyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir söyleşide, başka İnşallah. Bir konumda görüşmek üzere diyorum. İnşallah. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Güzel olmuş ya.